Hoş Allah'a nasih buluş kandayı buladı. Allah'a hayır haklik. Ulamalarımız bunu bayan kıladılar. Allah'a hayır haklik birinci bulup Allah subhanahu ve ta'ala'ya iman keltiriş ve uzatke şirk keltirmezden yalnız özüge sığınış. Eğer kişi Allah'a iman keltirse ve şirke aralese onda nasihat yok Allah'a nisbeten. Allah'a hayır haklik degen sözünü Resulullah Ekrem aleyhisselam nege işlet yaptılar? Siz öziniz bunda insan hıs bilen yaşaydı. Kalbiz bilen hıs kılın Allah'a hayır hak bulu için nemeler kılış gerek? Bana şunu özden insan cevap asa buladı. Birincisi Allah'a iman keltirgenden keyin Allah subhanahu ve ta'ala'ya şirk keltirmezden ibadette buluş. O zatına tevhid yani yeganeliğini toluk itiraf etiş. İkincisi, Allah subhanahu ve ta'ala hakkıda doğru itikadda buluş. Allah'ın uluğluğuna yaraşa Allah'ını tanış, Allah'ın uluğluğuna yaraşa onge iman, onu sıfatlaş. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hayra haklik, Allah'ını özü tanıtken dek tanış ve o zatke layık halette o zatını demek marifetini hasıl kılış. Allah subhanahu ve ta'ala'ya mana şu samimiyetten gelip çıkıp akide ulamaları Allah subhanahu ve ta'ala hakkında bazı bir mücessimeler, haşaviler, müşebbiheler aitken itikadlarını demek deliller bilen yer bilen yaksan kılıp yok atışken. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala hakkında Allah'a nalayık itikadda buluş bu mana bu hadis gezet. Şunun için Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam din nasihatul avvala Allah'a. Birinci bulup Allah Subhanahu ve Taala'ya insan hayırhah samimiyette buluş gerek. Mana bunun birinci en itikadga dair kısmı Allah hakkında doğru itikadda buluş. Bozuk itikadlardan saklanış. Ondan keyin Allah'a çin kalp bilen münasebette buluş. Mana bu en gözlengen asasi maksat. Yine ham yukarı derecesi ulamalar nasihatini muhabbet deyip tefsir kıyarlar. El-nasihah, el-mehabbe. Allah'a nasihat, Allah'a muhabbet degen. Allah'a muhabbet bulsa, bana şunda biz ibadetimiz halis bulur. Şunun için nasihatin bir de manası şeffaflik, halislik.